Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam mesaisini tamamladı. 2020 için geçerli olan asgari ücret dün 2324 lira olarak açıklandı. İşçi kesimini temsil eden Türk İş 2578 liradan başlattığı zam pazarlığından talep ettikleri rakamın altında bir rakam açıklanınca canlı yayında toplantıdan ayrıldı ve akıllara yeni bir toplantı yapılır mı sorusu geldi. Haber ekibimiz bugün Antalya'da vatandaşın nabzını tuttu. İşte yapılan zama vatandaşın yorumu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam mesaisini tamamladı. 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret netlik kazandı. Bu senede Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta. Ben milyonlarca vatandaşımızı daha fazla bekletmeden asgari ücret rakamlarını da açıklamak istiyorum. 1 Ocak 2020'den itibaren asgari ücret 2324 lira olarak uygulanacak yapılan %15'lik zamla birlikte asgari ücretli çalışanın cebine 304 lira daha fazla para girecek. Hem Türk İş Konfederasyonumuz, diğer konfederasyonlar, DİSK, HAK İş beraber almış olduğumuz bir ortak karardı bu konuyla ilgili. 2578 liranın altındaki hiçbir şeyde taraf olmadığımızı deklara etmiştik, açıklamada bulunmuştuk. Daha fazla asgari ücret alacak çalışanlar 2020 yılında. Nasıl buldunuz yeni rakamı? Bana göre hiçbir aile geçinemez. 2 kişilik bir aileye belki yeter ama 8 kişilik bir aileye yetmez. Ben gayet de memnunum. 300 lira zam. Hiçbir ülke böyle bir zam mı yapamaz? Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren karar pek çok kesimi memnun etmedi. Aylık net 2324,70 lira olarak açıkladığımız asgari ücret bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için ücretimiz 2479,21 lira olacak. İşçileri temsil eden Türk İş'in komisyon öncesi telaffuz ettiği ilk rakam 2578 liraydı. Açıklanan rakam beklentinin altında olunca Türk İş temsilcisi salondan ayrıldı. Bu belirlenen rakamının işçilerimizin değil 30 gün bir aylık süre 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı saygıyla kamuoyuna arz ediyoruz. Yapılan zam işçi kesimini memnun etmedi, haliyle de işçiyi temsil eden Türk İş salondan ayrılmak durumunda kaldı. Akıllara takılan soru ise şu, bu rakam 2020'de uygulanacak mı? Kanunlukta kararnamelerle her şey düzeliyor bu ülkede. İnşallah bu konuyla ilgili tabii ki bir düzenleme bekleriz. Biz o miktarın 2578 liranın altında olacağını hiç tahmin etmedik, düşünmedik. 10 gün bile idare edecek miktarda bir zam almadık. Şu anda hakikaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Hayat çok pahalandı. Şartlar çok ağırlaştı. Bir mücadele ediyoruz ama nasıl ediyoruz? Onu Allah'la kendimiz biliyoruz. 2300 lira parayı kullanabilen adam için çok büyük bir para. Pazarlardan, şeylerden haberleri yok. Başka yerde mi yaşıyorlar onlar? Biz geçinemiyoruz mesela.